Merhaba arkadaşlar yeni bir video serisine başlamış bulunuyoruz. Bu video serisinin ilk videosu klima ile ilgili olacak. Bu videoda 12.000 BTU kapasiteli klimaları alırken nelere dikkat etmeliyiz, hangi özelliklerden kıyaslamalı ve bilmeliyiz onları inceleyeceğiz. Daha fazla oyalanmadan videomuza geçelim. Evet, başta bahsedeceğim şeyler kriterler. Scope değerinden bahsetmem gerekiyor ilk başta. Scope değeri bize klimanın bulunduğu ortamı ısıtma amacıyla kullanıldığı zaman ne kadar verimli ısıtacağını gösteren bir değerdir. Yüksek olması daha verimli olduğunu temsil eder. Aynı şekilde SEER değeri de bunun tam tersidir. Bulunduğu ortamı soğutma amacıyla kullanıldığı zaman verimliliğini temsil eden bir değerdir. Yine bunda da yüksek olan değer iyi olduğunu göstermek yani bunlar ne kadar yüksekse klima o kadar az ekliyor. 3. Gürültü seviyesi biliyorsunuz hem iç hem de dış üniteye ait e, kısımlar bulunuyor klimada. Bunların her birisinin gürültü seviyesi farklı. Eğer gürültü hassasiyetiniz varsa artık içte olur, dışta olur. Bunun düşük olması sizin için yararlı olacaktır. Haliyle düşük olan değer sesli olan ürüne denk gelir. Al sürü olarak baktığımız zaman da klimanın çalışmasının ve verimliliğini etkileyen birinci etkenlerden birisidir. Haliyle bunun güncel bir gaz türü olmasına dikkat etmeliyiz. Güncel gaz türü nedir? Eskiden ne kullanılırdı? Onlardan bahsetmem gerekirse B410 şu günümüze kadar kullanılan bir gazdır. Günümüze son 3-4 yılda R32 gazı yaygınlaşmaktadır. Yapılan internette sonuçları olan testlere baktığımız zaman da %60-%70'lere kadar bir verimlilik artışı meydana gelmektedir. Yani R32 gaz içeren bir klima almanızı tavsiye ederim. Son kriterimiz de fiyattan yan olacaktır. Her zaman olduğu gibi fiyat performans olan ürünler önceliğimiz. İncelenen ürünler bu video için örnek aldığım ürünler 6 tanedir. 2 tane Arçelik, 1 LG, 1 Alarko, 1 Baymak ve 1 tane de Vestel bulunmaktadır. Bunları tablo olarak inceleyeceğiz. Ancak o tabloya geçmeden önce Alarko'nun kullandığı skop haritası mevcut. Şu an ekranda görüyorsunuz. Şimdi okuyacağım değerler Ege ve Akdeniz bölgesine yani turuncu olan bölgelere ait olan değerlerdir. Eğer siz mavi veya yeşil kısımlara daha yakın oturuyorsanız orada gördüğünüz tabloda şu an bir referans olarak gösterdiğim bir fotoğraftır bu. Alacağınız ürünün bu şekilde iklimlendirme haritasına göre değerine bakabilirsiniz. Değer farklılık göstermektedir. Evet gelelim tabloya. Tablonun üst satırında ürünler sol sütununda da kriterler yer almaktadır. Skop değerini inceleyerek başlayalım. Skop değerinde arçelik, birinci sırada gelmektedir 5.1 ile. 2 de Alarco 4.9 da 3 de de LG 4.6 değeriyle karşımıza gelmektedir. İlk üçlümüz budur. Eğer ki ısıtma amacıyla kullanmayacaksanız kırmayı skop değerini göz ardı edebilirsiniz. Seher değerini incelediğimiz zaman da birinci ürünümüz yine Arçelik ProSmart modeli, ikinci ürünümüz LG, üçüncü ürünümüz de Arçelik'in 12.000 Mirror ProSmart modeli ile Vestel Nova gelmektedir değerleri aynı olduğu için ikisi de üçüncülüğü paylaşmaktadır. Gürültü seviyesi olarak incelediğimizde ise iç ve dış olarak ikiye ayırdım ben bunları. Soldaki iç, sağdaki dış desibeli temsil ediyor. En sessiz olan ürün Bymac Elegant Prime 12 olurken ikinci en sessiz ise Alarco Flair modelidir. Gaz olarak baktığımızda hepsinde R32 gaz olduğundan dolayı burada kıyaslama yapmak pek mümkün değildir. Son olarak fiyata gelirsek de en pahalı olan ürün Arçelik Pro Smart, en ucuz olan da Baymak Elegant Prime 12'dir. Burada araya bir not eklemem gerekiyorsa, tabloda paylaşılan tüm bilgiler üretici firmaların resmi sitelerine alınmıştır. Eğer bir kıyaslama yapacaksanız, kendi bir belirlediğiniz bir marka, bir model varsa, kulaktan dolma veya işte çevreden duyma bilgiler yerine bunun resmi sitesine gidip bu değerlere ulaşabilirsiniz. Yan yana koyarak da kıyaslama yaparsınız. Bizim tercihimiz ne oldu? Bizim tercihimiz Alarko Flair ürününden yana oldu. Bütçe olarak skop ve seher değerleri olarak mantıklı gelen bu ürün oldu. Ortalama skop seher değerlerine sahip ve bütçe olarak da nispeten diğerleriyle ortalama diyebiliriz. Yani ne en pahalı ne en ucuz şeklinde. Yaklaşık bir yıldır hem ısıtma hem de soğutma amacıyla kullanmaktayım. Bu ekonomik dalgalanmalara ve elektriğin yükselmesine rağmen maksimum kışın 700, yazında 400 lira faturama yansıdığını gözlemledim şimdiye kadar. Sonuç kısmına gelecek olursak tablodan gördüğünüz üzere incelediğimiz ürünlerin kazananı Arçelik ProSmart ürünü oldu. Videoyu yaptığım tarihte LG modeline ait bir satış bulamadığım için sıralama dışı bıraktım. Eğer ki ikinci el vesaire bulursanız bu değerler aklınıza bulur. Zıtma için kullanılması planlanmıyorsa en iyi tercih Paymak Elegant Prime 12 olacaktır. Fiyat farkı da bunun yanında artı olarak getirir. Tekrar hatırlatmam gerekirse yapacağınız bu bir ürün model kıyaslaması varsa resmi sitelerinden alarak bu kıyaslamayı gerçekleştirebilirsiniz. Her ürünün modelin resmi sitesinde scope değerleri, seher değerleri yer almaktadır. Evet, ilk inceleme videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bunun 9000 bit yolu olan kısmı da gelecektir ilerleyen zamanda. Önerileriniz ve görüşleriniz yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere.